Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tufetü seniyye çalışmaya devam ediyoruz. Tale ve emma ma yahfudu bil izafeti. İzafe ile mecrur olanlara e, gelince fe e, nahvu e, şöyle ki mesela şu sözündeki gibi e, fe nahvu e, kavlik ulamu Zeyd'in. Mesela Zeyd'in oğlu derken bu da iki kısımdır. Ma yukadderu bil lam ile takdir edilenler ve ma yukadderu bimin min ile takdir edilenler fellezü yukadderu bin lam lam ile takdir edilenler gulamu zeydin zeydin oğlu yani gulamun li zeydin manasıyla aynı gulamun li zeydin vellezü yukadderu bimin min ile takdir edilenler nehu thevbu e, hazzin ipek değil mi? ipek e, elbise thevbun min hazzin e, değil mi? Bunun aslı tevbun min hazin. Yine babu sacin. Yani saç kapı. Bu da babun min sacin şeklinde. Ve hatemu e, hadidin. Demirden bir yüzük. Değil mi? Hatemun min hadidin. Ve ekulu e, derim ki el kısmü thani min el e, mehfudat. Yani mecrurlardan ikinci kısım. El mehfudu bil idafe. İdafe ile mecbur mecrur olanlar ve huve ala enva bunlar üç kısımdır el müellif minha nev'ayni müellif iki tanesini zikretti el evvel ma tekunu bil idafeti fihi ala ma'na min min manası olanlar ve thani ma tekunu idafetu fihi ala ma'na lam izafede lam manası olanlar ve thalisu ma tekunu idafeti fihi ala ma'na fi e, bir de fi manası olanlar vardır diyor ama ma tekunul idafetu fihi ala ma'na min et min manası olanlar fe idabituhu en yekunel mudafu cüzen mudafın bir kısım olması ve ba'dan minel mudafi iley, mudafi bir kısmı bir parçası olmasıdır. işte i̇şte cübbetü sufin mesela so, bu da yün demek yünden cübbe fe innel cübbete ba'du sufi çünkü cübbe yünün bir kısmındandır ve cüz'ün minhu ondan bir cüzdür. Ve kezalik emsiletul müellif yine örnekleri de öyledir. Ve emma ma la tekunu idafetu fihi illa ma'na fi fi manası olanlar ise fe zabituhu en yekuna el mudaf ileyhi zarfan li mudaf. Mudaf için zarf olmasıdır. Nahvu kavlihi taala mesela ayeti kerimede bel mekrul e, bel e, diye geçmiş. Yani gecedeki tuzak. Fe enne leyle zarfun lil mekri. Çünkü buradaki leyl Mekir için tuz, nedir? Zarftır. Yani gecede gerçekleşen. Ve vaktun yakavul mekrufihi. Yani hilenin gerçekleştiği vakittir. Ve emma ma tekunul idafetu fihi ala ma'anel lam. Lam manası olanlara gelince. Fe kullu ma la yesluhu fihi ahadun nev'aynil Yani yukarıdakilerin uygun olmadığı örneklerde lam vardır. Mesela nahvulamu zeydin. Yani gulamun li zeydin. Zeydin oğlu ve hasirul mescid mesela hasirun lil mescid gibi. Vakat terakel müellif el kelamı ala kısmı salit min el 3. kısmı diyor mecrurlardan terk etti ve huvel mahfuzu bi tabiye. O da öncesine tabi olarak mecrur olanlar ve udruhu fi zalika ennehu kad sabaqa al kavl alayhi fi akhir abwab al marfuat mufassalan. Daha önce merfuat bölümünde bu tafsilatlı olarak geçtiği için burada gerek görmedi. Allahu alem. Vallahu subhanahu ve taala ala ale ve alem. Ve azu ve ekrem. Diyor es e es ile. E evet, sorulara e geldik. Mecrurlar ile ilgili e sorular soruyor ki her bölümde sorular vardı. E birincisi e ne diyor? Eee ala kem nev'in tetanavul mahfudat. Yani e mecrurlar kaç kısma ayrılır? Eee ikincisi mel manellezi tedullu aleyhil huruf. Bakın bunlar kolay olduğu için böyle uzunca hani tekrar e, hani yazmaya belki gerek yok. E, kaça ayrılıyor mahfudat? İki kısma ayrılıyor özet olarak. Yani üçte diyebiliriz. Üç deyince neyi kastetmiş olacağız? Tabileri kastetmiş olacağız. Birincisi harficerle mecrur olanlar. İkincisi ise izafe ile mecrur olanlar. Mel ma'na, evet ikinci soru. Mel ma'na ellezî tedullu aleyhil huruf. Yani şu harflerin işaret ettikleri manalar nelerdir? Min, an, fi, rubbe, el kaf, el lam gibi. Mesela kef teşbih anlatmaktadır. Lam, ihtisas anlatmaktadır. Min, neyi anlatmaktadır? İbtida veya baziyet anlatmaktadır. Yani bir kısım oluşunu An-mücaveze, uzaklaşma, ayrılma, fi-zarfiyet anlatmaktadır, rubbe, nicelik anlatmaktadır. Üçüncüsü, mellezi ve mellezi yecurruhu kullu vahidin minha. Evet, bunlardan her birinin mellezi yecurruhu ettiği şeyler neler? İsimleri cer eder bunlar. Methil, örneklendir diyor. Bir mithaleyni kendi mimin inşa ike yani kendin kurduğun iki örnekle lismin mahfudun bi kulli vahide minel huruf evet şu harflerden her biriyle ne yap iki tane örnek getir diyor. Mesela celestu alel kursiyi celestu alel kursiyi sandalyenin üstüne oturdum. Sellemtu ala Ahmet ve sellemtu ala Zeydin Zeyd'e selam verdim. Ee, yine mesela el e, ba'u bi harfiyle amentu billahi. Amentu billahi. Değil mi? Allah'a iman ettim. Ee, yine e, ihtemme e, zeyd e, bi mesele. Bu mesele önem verdi veya bil meseleti. E, i̇la zehebtu ilel mescidi. Zehebtu ilel mescidi. Mescide gittim. Teveccehtu ilel bab. Kapıya gittim. Kapıya yöneldim. Vabul kasem mesela. Vallahi le ef'alenne keda. Vallahi. Değil mi? Vel evet. Peki, ala kem nev'in te'til idafe? Diğer soru, e, ne diyor? Beşinci soru bu. E, evet. İzafe kaç şekilde e, gelir diyor. E, li kulinevin nev'in bi Her biri için iki misal e, getir diyor. Evet, izafe e, yukarıda en sonki bakın derste de geçmişti. İzafe e, har, e, neyle gelir? E, i̇ki ismin yan yana gelmesiyle e, oluşur. Farklı sınıflandırmaları var. Fakat burada hepsini almamış. E, li manasına gelenler, min manasına gelenler. Yukarıda örneklerini e, vermişti. Min manasına gelenler e, hangileriydi? E, mesela e, işte bir şeyden, e, hatem, e, hatem, e, hatem, fiddatin. Mesela gümüşten yüzük derken orada min manası var. Lam içinde gulamu zeydin demişti. Zeydin e, oğlu gulamun li zeyd manasındaydı bu. Ee, peki ma dabit bu kaçıncı soru oldu? Altıncı soru. Ma dabitul izafetilleti ala mana min ma'at temsil. Örnekle beraber söylersek diyor. Min manasında gelen izafenin dabıtı yani kuralı nedir? Kuralı onun bir parçası olmasıdır, değil mi? Minle getirdiğimiz zaman onun bir parçası olmasıdır. Mesela eli basu, değil mi? Liba ki libasu su, sof, libasu sof veya yukarıda ipek için hani birçok kelime kullanılıyor e, ipek için ama e, yukarıda ipek için hangisini e, kullanmıştı? Burada yün için e, sof kelimesini e, kullandı, e, yün için e, İpek için de hazin kelimesini kullandı. Thoubun hazin, thoubu hazin demişti, thoubu hazin. Yani thoubun min hazin, thoubun min hazin. İpekten e, elbise, İpekten elbise. Peki şöyle e, oraya e, min gelebilir. Dolayısıyla onun kuralı oydu. Ma da izafe elleti alama na fi. E, bu da e, devamı değil mi bu sorunun. E, fi manasındaki izafe için kuralımız nedir? E, zarfiyet manası olacak ki yukarıda eee ayet-i kerimeden e, örnekler e, vermişti. E, mesela bel mekrul leyl. Mekrul leyl burada fi manası var. Çünkü gecedeki tuzak. Ve yani bel mekrun fil leyli. Mekrun fil leyli burada zarfiyet yani vakit anlat anlatacak. E, ve burada bakın tuhfe bitti. Elhamdülillahi lezî bi ni'metihî tetimmus salihat. Yani e, salih amelleri, salih işleri bitirme nimeti üzerine Allah'a hamdolsun. Bize bu bunu nasip ettiği için Allah'a hamdolsun diyor. E, ve burada e, bitiriyor. E, biz e, ne yaptık? E, 127. E, bölüm sanırım bu. Evet 127 bölüm e, çalıştık. Yer yer tabii ki hızlı geçtik. Yer yer belki üzerinde çok durmadık. E, ama e, ne yaptık? E, detaylı bir şekilde örneklerini de e, çalışarak, e, soruları çözmeye çalışarak, alıştırmalarıyla birlikte e, geldik buraya kadar. E, biz de ne diyoruz? Elhamdülillahi hâde min fadli rabbi. Bu e, Rabbimin lütfundandır e, diyoruz. Bu kitap Arap dünyasında çokça çalışılan bir kitap. E, çokça tavsiye edilen bir kitap. Sade bir kitap. Güzel bir bir işleyişi var. Peki her konuyu almış mı? Detaylara girmiş mi? Hayır. Dolayısıyla bu kitabı bitirmek Nahiv için yeterli midir? P pek söylenemez. Yani Nahiv için e, önemli bir kitap, çok çok gerekli bir kitap. E, ama tabii ki başka e, kitaplara da başvurmak e, gerekiyor. Başka kaynaklardan da çalışmak gerekiyor dedik. E, Allah-u Teala e, istifade etmeyi nasip eylesin. Çalışırken kusurlarımızı affeylesin. Kusurlarımızı, yanlışlarımızı, eksiklerimizi, dil sürçmelerimizi, hatalarımızı, gözden kaçan yanlışlarımızı bilerek bilmeyerek işlediğimiz bütün kusurları affeylesin. Başka bir çalışmada buluşmak dileğiyle inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.